Ortaokullarda seçmeli ders olarak müfredata alınan hukuk ve adalet dersini tercih eden öğrenci sayısı 1 milyon kişiyi aştı. Peki bu ne anlama geliyor? Hukuk dersiyle toplumun belki de kaybetmeye başladığı adalet duygusu erken yaşta aşılanabilecek mi? Yeniden gençlere bunu yapabilecek miyiz? Bunu saygın bir hukukçuyla Sayın Avukat Turgay Bilge ile konuşacağız. Sayın Bilge, günaydın her şeyden önce. Günaydın Mesut Bey, merhaba, iyi yayınlar. Şimdi rakam enteresan. 1 milyon çocuğumuz hukuk ve adalet ek ders olarak biliyorsunuz müfredata girdi. Bu dersi alma için bildiğiniz kuyruğa girdi. Bunu öncelikle bir hukukçu olarak nasıl yorumluyorsunuz? Beni memnun etti kişisel olarak. Şöyle biliyorum, ortaokullarda yaklaşık 6,5 milyon öğrenci var ülkemizde. Bunların 1 milyonun üzerindeki kısmının hukuka, adalete bir ilgi duyması, bu yönde bilinçlenmeye dair bir adım atması tabii hepimiz için sevindirici bir şey. Bu sadece hukukçular için değil, bence ülkemizi yönetenler ve tüm vatandaşlarımız için de öyle olsa gerek. Çok doğru. Peki ağaç yaşken eğilir, adalet de keza çocukluktan başlayan bir eğitimle öğretilebiliyor mu? Umarım. Şimdi size şöyle bir hatırlatma yapmak isterim. Buyurun. Büyük Atatürk'ün ülkemize üniversite reformunu yapması için getirdiği bir Alman hukukçu var. Ernst, evet. Hirsch. Çoğu hukukçu da bilir. Türkiye'de hukuk öğreniminin ve metodun yerleştirilenlerindendir. Şöyle, Ernst Hirsch şöyle söylüyor. Türkiye'de diyor, Türklerin iki kusuru vardı. Birisi üniversiteyi yüksek lise zannediyorlar. İkincisi de öğrenmeyi ezberlemek olarak görüyorlar. Doğru. Ne yazık ki orta öğrenimde, lisede öğrencilerimiz, gençlerimiz belli temel kavramları öğrenmeden ya da içselleştirmeden yüksek öğrenime geçtiklerinde lise tekrarından başka bir şeyle zamanımızı geçirmiyoruz. Doğru. Şimdi genellikle yaşadığımız hukuki sorunlar, gerek sosyal medyada gündeme olan, gerekse ülke gündemine yerleşen hukuki problemlerin çoğunda bazı temel kavram ve hukuk ilkelerinin aslında hatta hukukçular tarafından bile ve ülkeyi yönetenler tarafından bile, sıradan vatandaşı bir yana koyuyorum, yerleşmediğini görüyoruz. Nedir bunlar? Mesela cezaların şahsiliği, masumiyet karinesi, savunma hakkının kutsallığı, adaletin ve avukatın herkese bir gün lazım olacağı, bununla beraber insan hakları ve özgürlüklerin dokunulmazlığı ve herkese eşit olarak uygulanması gereği, tabii suçu ispatlanana kadar herkesin masum olduğu gerçeği gibi. Bunlar içselleşmeyince hukukçu da olunamıyor, idareci de olunamıyor. Aslına bakarsanız haklarını, hukukunu bilen çağdaş bir vatandaş da olmamıyor. Peki insanların adalet anlayışı ve arayışını, ne bileyim, evrensel sınırlara getirebilmek için en etkin yol nedir sizce? En etkin yol şu anda sosyal medya. Ne yazık sosyal ki. Medya. Yani bunu üzülerek görüyoruz. Sosyal medya mahkemesi bazen Türk yargısının hatalarını dahi düzeltecek ya da bazen hataya sevk edecek kadar etkili bir hale geldi. Bu neden kaynaklanıyor? Yargı artık sorunlara çözüm bulmakta, etkili çözüm bulmakta ya da taraflarını tatmin etmekte bir davanın son derece yetersiz kalıyor. Anladım. Buna siyasal iktidarın son yıllarda neden olduğu yargının bağımsızlığının ortadan kalkması, hukukun üstünlüğünün artık tartışılır hale gelmesi, hukuk devleti ilkelerinin artık çok da yerinde bulunamaması dolayısıyla insanlar artık yargıya güvenini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Öyle olunca da insanlar kendi adaletini, cezasızlık algısını kendi kuracakları adaletle gidermeye ya da kolluk kuvvetlerinin, polisin eliyle yapılan bir takım hukuksuzluklara alkış tutmaya başlıyor. İşte tam bu noktada hukukçuluk, avukatlık çok önem kazanıyor. Çok tehlikeli bir şeyden bahsediyorsunuz aslında. Bir sosyal medya, ikincisi bu algı meselesinin kendisinden. Adalet insanları arasında değişik fikirler var. Geçtiğimiz hafta yurt çapında baro seçimleri oldu. Bu hafta da İstanbul Barosu tekrar seçimini yapacak. Adalet insanları arasında değişik fikirler, ortak adalette birleştirici fikirler, hukuka saygının bütünleştirici argümanlar. Yani bunların hepsini bir araya getirebilecek şey nedir sizce?
Bunları bir yere getirecek şey öncelikle tabii hukukun üstünlüğüne ve hukuk devletine inanç ve iyi niyet olmalı aslında. Biz gerek barolar, gerekse onun mensupları olan avukatlar olarak önemli bir görev yerine getiriyoruz. Yargının kurucu unsuru olan savunma ayağının temsilcileriyiz. Asli unsuru olan savunma ayağının temsilcileriyiz. Şunu unutmamak gerekiyor. Avukat her zaman suçluyu savunmaz. Ya da her zaman suçu övmez. Daha doğrusu hiçbir zaman bunları yapmaz. Avukat her zaman savunulacak bir şeyi varsa bunun sesi olur. Ve şunu unutmamak gerekiyor. Ülkemizde yapılan yargılamaların %40'ı beraatle sonuçlanıyor. Evet. Yani yargılanan her suçlu olarak görülüp yargılanan vatandaşın 40'ı aslında suçsuz. Böyle bakınca bir ön yargıdan da kurtulmamız gerekiyor. Şu anda yargı ne yazık ki bu güveni vermekten uzak olduğu için iş avukatlara düşüyor. Evet. O zaman avukatın hukuk devletinin yerleşmesinde önemli bir görevi var. Ve avukatın etkinliğini hem sosyal hem siyasal hem de mesleki alanda güçlendirerek arttırmamız gerekiyor. Aynı etkiyi baro sağlayabilir mi? Yani baroların hukuk üzerindeki etkisini siz nasıl buluyorsunuz? Çünkü o şu anda İstanbul Barosu seçimleri yapılacak ve o yarışın içindesiniz siz de. Nasıl buluyorsunuz? Evet. Eskiden daha olumlu ve etkili bir baro geleneğinden bahsedebilirdik. Şu anda ise gerek Türkiye Barolar Birliği'nin gerekse baroların ve İstanbul Barosu'nun özelinde ne yazık ki artık siyaset ve hukuk üzerinde ve yargı üzerinde baroların daha önce sahip olduğu baskı grubu özelliğini ya da işlevini yerine getirmekte biraz yetersiz kaldığını gözlemleyebiliyoruz. Bu sadece baroların, avukatların değil, aynı zamanda ülkedeki tüm baskı gruplarının siyasal iktidarın 22 yıldır süren baskıcı ve kutuplaştırıcı tutumu ve demokrasimizin de aldığı yaraların artık bu tür kurumların işlevselliğini ve etkisine olumsuz etki yapmasıyla da açıklanabilir. Sayın Turgay Bilge, en büyük barolardan biri İstanbul Barosu. Adaylar bir hayli de kalabalık. Birini diğerinin önüne çıkaracak, tüm seçimlerde de bu oluyor. Birini diğerinin önüne çıkartacak sihirli iletişim ne? Sihirli iletişim meslektaş sevgisi ve dayanışması olması gerekir. Biraz önce Türkiye'deki iktidardan bahsettim. Benzer bir şekilde İstanbul Barosu'nda da 22 yıldır değişmeyen bir grup baroyu yönetiyor. Tabii iktidar yozlaştırır diye bir sözcük var biliyorsunuz, söylem var bilirsiniz. 22 yıllık bir iktidar daha çok yozlaştırıyor tabii ki. Bu neye yol açıyor? Dar bir kadrolaşmaya, artık yönetme duygusunun kanıksanmasına, hizmetlerde artık işletme körlüğüne yol açıyor. Ne yazık İstanbul Barosu da şu anda üyesini kucaklamak, arkasına onun gücünü almak ve onun temsilini iddia etmek noktasında çok başarılı ve etkili değil. Böyle bakınca 12 aday var şu anda. Bu zaten şu anda İstanbul Barosu mensuplarının mevcut yönetimden rahatsız oluşunun bir yansıması. Evet, çok adaylık bunu gösteriyor zaten. Evet, çok adaylık. Tabii, baro başkanının bütünleyici olması, ne bileyim bu çizdiğimiz adalet, hani mükemmel adalet mekanizmasında ne tür iyileşmelere yol açacaktır bütünleyici olmak? Tabii, şunu unutmamalı, İstanbul Barosu 65 bin üyeli bir aile. Bunun içinde her yaş, kıdem, her görüş ve her bölgeden değerli meslektaşlarımız var. Siz baroyu belli bir görüşün temsilcisi ya da belli kıdeme sahip avukatların etkili olması yönünde bir çabaya yöneltirseniz o zaman bunun dışında kalan meslektaşlarımız artık baronun kendisini temsil etmediğini ya da baronun kendi meslek örgütü olmadığı izlenimine kapılır. O yüzden bütünleşmek önemli. Evet. Bütünleşmek önemli. Mutlaka. Ya vaktimizin sonuna geldik. Kusura bakmayın. Sonuç itibariyle size kolaylıklar diliyorum. 1 milyon çocuk şu anda siz hukukçuları izliyor. Dolayısıyla dilerde inşallah güzel ileride güzel bir ufuk açabilirsiniz kendilerine. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için.